Bunların liderleri yok ortada. Sayın Cumhurbaşkanımızın dışında şöyle milletin huzuruna çıkıp büyük meydanlarda halka seslenebilen başka bir siyasetçi kaldı mı? Yok. Yok. Adalet Bakanı Yılmaz Sunç, belediye başkan adaylarına destek olmak ve vatandaşlara hitap etmek için Karabük'ün Yenice ilçesine geldi. Büyük coşkuyla karşılanan Sunç, AK Parti Yenice Belediye Başkan Adayı Sertaş Karataş'ın projelerinin arkasında durmaya devam edeceklerini söyledi. Onlar ne oldu 10 ay önce? Altılı masa vardı. Masanın altı vardı, üstü vardı. Bir cumhurbaşkanı adayları vardı. Bu ülkeye cumhurbaşkanı yapacaklardı. Ama bu ülkeye cumhurbaşkanlığına layık gördükleri birisini kendi partilerine genel başkanlığa layık görmediler. Attılar kenara. Onun yardımcıları olacaktı. Cumhurbaşkanı yardımcıları olacaktı. Her partinin bir genel başkanı aynı zamanda neydi? Cumhurbaşkanı yardımcısı adayıydı. E şimdi neredeler? Bakan Tunç, Cumhurbaşkanımızın dışında milletimizin huzuruna çıkıp büyük meydanlarda halka seslenebilen başka bir siyasetçi kaldı mı? 10 ay önce altılı masa vardı, masanın altı üstü vardı. Bir cumhurbaşkanı adayları vardı. Bu ülkeye cumhurbaşkanı yapacaklardı ama bu ülkeye cumhurbaşkanlığına layık gördükleri birisini kendi partilerine, genel başkanlığa layık görmediler. Attılar kenara. Onun yardımcıları olacaktı, cumhurbaşkanı yardımcıları. Her partinin bir genel başkanı aynı zamanda neydi? Cumhurbaşkanı yardımcısı adayıydı. Şimdi neredeler? Birbirlerine düştüler. Bunlar iktidarı devralsalardı ne olurdu bu ülkenin hali, ne yaparlardı? İktidarı paylaşabilirler miydi? İlk günden kavgaya tutuşurlardı. Ülkeyi bir kaosa sürüklerlerdi. İşte millet buna müsaade etmedi. Millet 10 ay önce Cumhur İttifakı ile Recep Tayyip Erdoğan'la yola devam dedi ifadelerini kullandı. Birbirlerine düştüler. E bunlar iktidarı devralsalardı ne olurdu bu ülkenin hali? Ne yaparlardı? İktidarı paylaşabilirler miydi? İlk günden kavgaya tutuşurlardı. Ve ülkeyi bir kaosa sürüklerlerdi. İşte millet buna müsaade etmedi. Millet 10 ay önce Cumhur İttifakı'yla Recep Tayyip Erdoğan'la yola devam dedi. Şimdi değerli hemşehrilerim, gerçek belediyeciliği kim başlattı bu ülkede? Recep Tayyip Erdoğan başlattı. Nerede başlattı? İstanbul'da başlattı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaşanılamaz hale getirdiği, havası solunamayan, suları akmayan, çöpleri toplanmayan İstanbul'u bir dönemde, kısa sürede yaşanılır hale getirdi. İstanbul'u sorunlarından kurtardı ve hemen önünü kestiler. Şiir okudu diye hapse attılar. Sonrasında da milletimiz dedi ki İstanbul'u yaşanılır hale getiren o başkan var ya, bir parti kursa da peşine takılsak, onu hemen iktidara getirsek Türkiye'yi de problemlerinden o kurtarır dedi millet. İşte AK Parti'nin kurulmasının sebebi değerli hemşehrilerim gerçek belediyeciliktir. Gerçek belediyecilikten doğmuştur AK Parti. Recep Tayyip Erdoğan liderliği gerçek belediyecilikten ortaya çıkmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız bu sözü sık sık tekrar eder. Önce insan der. Önce insan. Eğitimden sağlığa, kültürden sosyal politikalara, adalete, güvenliğe varıncaya kadar 22 yıldan bu yana insanımızı güçlendirmek için çalıştık. Onun için 17 sandık konuldu milletimizin önüne. 17 sandıkta da milletimiz tercihini AK Parti'den Recep Tayyip Erdoğan'dan yana kullandı. İnsan güçlü olacak ki aile güçlü olsun. Aile güçlü olacak ki toplum olarak, millet olarak güçlü olalım. İstikrarlı kalkınma hamleleriyle ülkemizin 81 vilayetini yatırımlarla donattık. Ve bütün Türkiye genelinde de görüyorsunuz değerli hemşehrilerim, muhalefetin hali perişan. Muhalefetin hali perişan. Ne hallere düştüler. Hatta darbeden bile destek uymaya, darbeyi tekrar çağrıştırmaya başladılar. Gençler yaparsa diyor, başımın üstünde yeri var diyor. Bunların darbecilik, bunların vesayetçilik maalesef genlerine işlemiş, genlerine.
Kurtulamazlar onlar ondan.